Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz Başkan 35 kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bu videomuzda Altın, Gümüş, Gram Altın, Gram Gümüş ve Gümüş Ons Ardından da Dolar TL e, Teknik, Grafik e, yorumlarımızı yapacağız. Öncelikle videomuza başlamadan önce arkadaşlar e, Covid-19 ile ilgili son gelişmeler hakkında e, Bazı bilgiler vermek istiyorum. Özellikle İngiltere tarafında Baya bir umut bağlanan aşı vardı bu aşıyla ilgili son bir denekte çıkan yan etkiler dolayısıyla aşıya biraz şüpheli bakılmaya başlandı. Bu denek üzerinde beliren bir hastalık hastalığın henüz ne olduğu belli olmayan fakat bu aşının bu hastalığı tetiklediği yönünde bazı son bilgiler geldi. Ayrıca ülkemiz tarafında da arkadaşlar e, üzücü olarak sayın e, Faik Öztürk, CHP sözcüsü Faik Öztürk ve e, Ak Parti e, Bülent Arınç beyin e, de pozitif yönde arkadaşlar e, bulgular bulunduğu ve bu hastalığı yakalandığı yönünde haberler sanırsam doğrulandı. Kendilerine en kısa zamanda geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Evet son gelişmeler eşiğinde Doğu Akdeniz'deki Yunanistan, Fransa, Türkiye arasındaki gerilim son hız devam etmekte. Fransa, Türkiye'nin yapmış olduğu müdahaleler karşısında bir adımda da olsa geri çekilme yönünde girişimlerde bulunmakta. Yunanistan iyice... Yalnız kaldığını hissetmekte fakat onlar da son hamle olarak gene Avrupa Birliği kozunu ve buradaki yaptırımlar kozunu tekrardan masaya sürmek üzere e, Avrupa Birliği'ni toplamak istiyorlar. Türkiye'de tüm haklı olduğu yönleriyle birlikte e, bu karşı tezlerini Avrupa Birliği ve dünya nezdinde e, masaya yatıracağını kendilerine iletmekte arkadaşlar. E, buradaki gerilim de son hız devam etmekte. Biz teknik analizimize hemen e, ons altında başlayalım. Ons altında e, son videomuzda da söylediğimiz gibi arkadaşlar e, 1944 seviyesi bizim için önemli dedik. Ve bu 1944 seviyesi üzerinde fiyatlamalar ons altında e, yaşanmaya başladı. 1944 üzerinde bizim için 1967 bant aralığı tekrardan önemli. 1967 ayrıca bizim için pivot rakam aralığımız artık bizim e, yükseliş için 1944 ve 1967 bant aralıklarımız önem kazandı. 1944 üzerinde her kalışımız e, altının bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini hızlandırabilir. E, i̇kinci bir bant aralığımız gene arkadaşlar e, şurada izleyeceğiniz bant aralığımız olacak. 1967 ve 2000 24 bant aralığı. Evet. Ons altında 1967 ve 2024 bant aralığı 1944 üzerinde kaldıkça ons altında dikkatle takip edilmesi gereken bant aralıkları şeklinde gözükmekte. Bizim için 1944 üzerindeki her kapanış 2024 hareketini tetikleyecektir yönündeki öngörümüz devam etmekte. Stokastik indikatörümüz şu an itibariyle hala alt pozisyonu korumakta. RSI indikatörümüz de şu an itibariyle Yükseliş yönündeki hareketi desteklemekte arkadaşlar. Dediğim gibi ONS tarafındaki arkadaşlar verdiğim seviyeleri takipte kalsınlar. 1944 üzeri 1967 Ve 2024 hareketleri ONS altında takipte kalacağımız önemli seviyeler şeklinde gözükmekte. Hemen gram altın tarafına da bakalım. Gram altında biliyorsunuz arkadaşlar son videomdan bir önceki videodaydı galiba. Size değişik bir Elliot çalışması göstermiştim. Burada 460'a bir düşüş ve 460'tan yukarı yönlü bir hareket ve gördüğünüz gibi 460'a düşüş ve yukarı doğru hareketler gerçekleşmiş oldu. Bu da bizim Elliot yönünde teknik bilgimizin ne kadar üstün olduğunu kanıtlamakta. Bunu bilmiyorum. Bu YouTube'da Böyle bir hareketi yakalayabilecek bir teknikçi gördünüz mü? Elinizi vicdanınıza koyup değerlendirmenizi isterim arkadaşlar. E, o videomu da seyredip gerçekleri orada görebilirsiniz. Videolarımız hiçbir şekilde silinmiyor. Hepsi göz önünde durmakta arkadaşlar. Neyse hemen gram altına geçelim. Gram altında e, dediğimiz gibi arkadaşlar 470 yükselişin devamı için e, bizim için önemli arkadaşlar. Şuradaki 470 üzerinde kapanışlar takibinizde olacak. 470 e, üzerinde kapanışlar başladığı zaman arkadaşlar kanal aralığımız bizim hemen o oh, 481'e kadar uzanacaktır. 470 481 bir kanal aralığımız olacak. E, 470 şurası 463 460 470 bir kanal aralığımız. 470 aşabilir ve burada tutunabilirsek arkadaşlar ilk hedefimiz gram altında da 481'li seviyelere doğru gram altının hareketlerini devam ettireceği yönünde. Buradan hemen gümüşe geçelim. Gümüş onsu hemen bakalım arkadaşlar. Evet gümüş onsta da bizler için önemli seviyeler görülmekte. Dediğimiz gibi gümüş onsta da verdiğimiz son seviyelerin altında kapanışlar gelmedi ve gümüş ons tekrardan 27.44 seviyesine doğru ataklarını sürdürdü. Şimdi bizim arkadaşlar 26.57 şuradaki hemen bant aralığımızı sizlere paylaşalım. 26.57 ve bant aralığı burada 27.80. Evet şurası bir bant aralığınız. Takipte kalmanız gereken bir bant aralığı gümüş onsta. 27.80 üzerinde arkadaşlar. Şurada 27.80 kırabilir. Üstüne çıkabilirsek e, tekrardan bir bant aralığı e, 27 80 27 98 Arkadaşlar bir 27-98 yani 28'de de bir ilk etapta 27.80 ve burayı 28 olarak alırsak e, buradaki bant aralığımız bir de ara direncimiz mevcut. Şimdi gördüm bunu grafik üzerinde. 27.80 ve 27 88 arasında bir ara direncimiz mevcut. Burayı şu şekilde düşünürsek bu kanalın da yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte yukarıda 29.08 arkadaşlar bakın. Burası kırılırsa da gümüş ons 29.08 hareketine Devam edebilir Evet şimdilik bizler için bu kanal hareketleri önemli e, Bu kanal aralıklarını sizler de takipte kalacaksınız Hemen gümüş gramada bakalım gümüş ons grafiği üzerinde Gümüş gramda 6.47 Direnci bizim için yükselişin devamı için önemli dedik arkadaşlar 6.47 Takipte olacağız Burası önemli Şurası desteği 6.29 demiştik Evet bu 6.29 647 bir kanal aralığımız. İkinci önemli kanal aralığımız da 647 üzerindeki kapanışlarla birlikte takipte kalmamız gereken 676 da bulunan kanal aralığı. Burayı takipte kalacaksınız arkadaşlar. Bu kanal aralıkları önemli. Bunların üzerinde kapanışlar bizlere yukarı yönlü hareketleri devamını getirecektir. Özellikle kanalların üst tarafları ne dedik, kırılımları bizler için önemli. Bu kırılımlar takip edeceğiz ki yukarıdaki üst band seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelsin. Şimdilik buradaki rakamları takipte kalın. Günlük zaten ben size videolarla gerekli kanal aralıkları ve destek direnç bölgelerini hepinize veriyorum arkadaşlar. Sadece kapanışlarda takipte kalın. Evet dolar tl kuruna bakalım dolar tl kurunda şu an 7.45 seviyelerinde e, dolar tl kuru da arkadaşlar 7.42 önemli bir destek dolar tl kurunda şuradaki 7.42 seviyesi hemen belirleyelim şuradaki 7.42 e, seviyesi önemli bir destek bunun bant aralığı yukarıda 7.51 Evet 7.51 7.42 burası bir bant aralığı 7.42 e, 6 7.37 7.42 aşağıya kırılırsa 7.37 ve 7.30 burası da bir bant aralığı fakat 7.42 üzerinde dolar tele tutunmasına devam ettiği müddetçe arkadaşlar 7.42 7.51 e, bant aralıkları takibimizde olacak. Yukarıda gene 751 ve 760 bant aralığı da dolar tl kurunda göze çarpmakta. Verdiğim bant aralıklarını takipte kalın. Günlük kapanışlar ve 4 saatlik kapanışlarda bu bant aralıklarını takipte kalmanız sizler için çok önemli olacak. Bunları özellikle bir yere not alıp Sizler için çok faydalı olacağını inandığım bant aralıkları bu mesafeler olarak gözükmekte. Özellikle şuradaki 7.42 önemli noktamız. Buranın altında bir kapanış gelmemesi tekrardan dolar TL kurunu yukarı yönlü hareketlendirmesini getirecektir diye düşünmekteyim. Arkadaşlar paylaştığım siyasi ve politik videoları izlemek zorunda değilsiniz. Ben altın ve dolar gümüş tarafındaki videolarım her zamanki gibi devam edecek. Bunlarla ilgili hiçbir şüpheniz olmasın. E, fakat o videoları izlemek istemeyen arkadaşlar e, izlemesine gerek yok zaten. Siz sadece kendinizle ilgili olan e, altın, dolar ve gümüş videolarını takipte kalabilirsiniz. Ben e, siyasi videolarla ilgili hiçbir şekilde yorum yapmayacağım. E, bu siyasi ve politik videolar sadece e, kişilerin anlattığı, partilerin anlattığı şekilde bütün AK Parti olsun, CHP olsun, İyi Parti olsun, HDP olsun, MHP olsun. kendi ağızlarından ve grup sözcülerinin ağzından çıkan anlatımlar şeklinde olacak. Biz bu yorumlara hiçbir şekilde girmeyeceğiz. sizlerin de kendi aranızda bu tür yorumlara girmenizi istemiyorum. Siyaseti siyasetçilere bırakmak en iyisi. bizler sadece dinleyip ekonomik ve politik yönden kendimize bir yön çizmemiz açısından da bize faydalı olacağını düşünmekteyim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kendinize çok iyi bakmasını istiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma bir beğeni atar. Ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerinden bekliyorum. Allah